En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 27 Ekim 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Avrupa'da koronavirüste dördüncü dalga etkisini hissettirmeye başladı. Ülkelerde önlemleri artırıyor. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da hükümet kurmak için koalisyon görüşmeleri sürerken muhtemel koalisyon ortağı FDP'nin yeni vergi önerisi vatandaşın cebini yakacak. Dizel ve benzine büyük zam gelebilir. Gelişmeleri yine birazdan aktaracağız. Fransa'da sene sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha radikal İslamcılığı savunduğu gerekçesiyle kapatılacağı açıklandı. Yine Almanya'da Cuma günleri hoparlörden ezan okunmasına izin veren Köln Belediye Başkanı Reka bu konuyla ilgili ilk kez camia TV mikrofonlarına konuştu ve eleştirilere cevap verdi. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor camiada günden başlıyor. Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere Avrupa'da yeni koronavirüs alarmı verilmeye başlandı. Vaka göstergesinin 118 olduğu Almanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ı yeniden yüksek risk bölgesi ilan etti. Almanya'da koronavirüs günlük vaka sayısı 23 bini aşarken hastaneye yatış oranında da yükseliş devam ediyor. Avrupa ülkelerinde pandeminin önümüzdeki ilkbahar aylarında bitmesi beklenirken yeniden korona alarmı verilmeye başlandı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Stoyo Katsarov, ülkede mevcut koronavirüs dalgasının 10-15 gün içinde kontrol edilmemesi durumunda tam bir kapanmaya gidileceğini açıkladı. Romanya'dan sonra Bulgaristan'da da hastanelerin artık kapasiteyi kaldırmaması üzerine Bakan Katsarov hastaların ülke dışında tedavi edilmesi çağrısında bulundu. Bulgaristan en az aşı yapılan ve ülke nüfusuna göre dünyada en fazla korona ölümlerinin yaşandığı ülke olarak tespit edildi. Bu arada Almanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ı yeniden yüksek risk bölgesi ilan etti. Almanya'da korona olağanüstü hal durumunun kaldırılması düşünülürken Robert Koch Enstitüsü ülkede günlük vaka sayısını 23.212, vaka gösterge sayısının da 118'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Çekya'da da hastaneler korona hastalarıyla doldu. Ülkede yeni korona tedbirleri yürürlüğe girdi. Romanya saat 22'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hollanda ve İngiltere'de yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Avusturya hükümeti ise kapanma ve diğer kısıtlamaların sadece aşı olmamış olan kişiler için geçerli olacağı bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Almanya'da federal meclis başkanı ve meclis başkan vekilleri dün yapılan seçimlerle belirlendi. Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz, federal meclis başkan vekiliğine seçilen İlk Türkiye kökenli milletvekili oldu. Vefat eden anne babasını hatırlatan Aydan Özoğuz, keşke onlar da beni görseydi ifadelerini kullandı. Almanya'da Federal Meclis Başkan Vekili seçilen ilk Türk Aydan Özoğuz bu seçimle göçmen kökenlilerin Almanya'da her makama gelebileceklerini gösterdiğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz, meclis başkan vekili seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek yine yeni bir kapı açabildim, bir adım atabildim, çok mutluyum tabii diye konuştu. Özoğuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Eskiden bir aşağılanma hissi vardı, sanki ben göçmenim, istediğim yere gelemem hissi vardı. Bazı gençlerin bu nedenle kendilerini geri çektiği bile oluyor. Bense onlara ortaya çıkın, çaba harcayın, her yere gelebilirsiniz diyordum. Benim seçilmemle bu mesajı bugün burada bir kez daha vermiş olduk. Bu seçimle göçmen kökenlilerin her makama gelebileceklerini göstermiş oldum. Aydan Özoğuz, Almanya'da doğmuş büyümüş, Türk isimli bir kadın olarak, Alman ve Türk biri olarak böyle bir adım atabilmenin çok güzel bir şey olduğunu da belirterek, annesinin babasının da bu durumu görmesini istediğini söyledi. Özoğuz, onların kendisini buraya getirdiğini belirterek ikisinin de vefat ettiğini belirtti. <laughs> Almanya'nın Hamburg kentinde 1967'de doğan Özoğuz, 2001-2008 yıllarında SPD Hamburg Eyalet Meclisi üyeliği yaptı. SPD'den 2009 yılındaki genel seçimlerde Federal Meclis milletvekili seçilen Özoğuz 2013'te Almanya'da göç ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli isim olmuştu. Almanya'da 3 parti arasında koalisyon görüşmeleri sürerken görüşmelerde Hür Demokratlar Partisi'nin iklim hedefleri doğrultusunda karbondioksit vergisinin artırılması konusundaki ısrarları sürüyor. Verginin yükselmesi vatandaşın cebini yakacak. Benzin fiyatlarına doğrudan etki yapacak partilerin anlaşması durumunda benzin fiyatının litre başı 2,50 euroya, mazotun fiyatını ise 2.64 euroya yükselmesi öngörülüyor. Almanya'da ulaşım sektöründe emisyonların 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması gündemde. Mevcut koalisyon görüşmelerinde Hür Demokratlar Partisi iklim hedefleri doğrultusunda ilk etapta çözüm olarak karbondioksit vergisini ön plana alıyor. Buna göre yeni iklim hedefleri doğrultusunda karbondioksit vergisinin yükseleceği öngörülüyor. Karbondioksit vergisinin ton başı 450 avroya çıkarılacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan karbondioksit vergisinin yükselmesi benzin fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Buna göre benzinin fiyatının litre başı 2,5 avroya, mazot fiyatınınsa 2,64 avroya yükselmesi öngörülüyor. Almanya'da özellikle ulaşım sektörü büyük bir problem olarak göze çarpıyor. 2030 yılına kadar emisyonların yarı yarıya düşürülmesi gerekirken bu noktada elektrikli araçların büyük bir önem teşkil ettiği ifade ediliyor. Buna göre mevcut durumda yeni iklim hedefleri noktasında önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde karbondioksit vergisinin yükseltileceği ve bunun özellikle maddi açıdan sıkıntıda olan aileleri finansal anlamda derinden etkileyeceği belirtiliyor. Almanya'ya göçün 60. yılı çok sayıda etkinlikle kutlanıyor. Ülkede en çok Türkiye kökenlerinin yaşadığı şehirler arasında olan Köln'de de göçün 60. yılı Köln Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, 72 yaşındaki Batı Almanya'nın 60 yılının Türklerle geçtiğini hatırlattı. Etkinliğe katılan Köln Belediye Başkanı da Camia TV mikrofonlarına konuştu. Son dönemde Köln'de Cuma günü hoparlörden ezana izin verilmesi konusunda gelen eleştirilere ilk kez cevap veren Reka, gelen eleştirilere bir anlam veremediğini söyledi. Camia TV muhabiri İskender Güngör'ün haberi. Almanya'nın Köln Belediyesi tarafından Türk göçünün 60. yılı belediye Gürnezi salonunda yapılan etkinlikle anıldı. Programa Kuzeyren Vesfalya Eyalet Çocuk Aile Mülteci ve Uyum Bakanı Joachim Stamm, Köln Belediye Başkanı Henry Etta Rekka, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Eyaleti Uyum Meclisleri Başkanı Tayfun Keltek, çeşitli siyasiler, ilk kuşak Türkiye kökenlilerin çocukları ve çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı katıldı. Programda göçün 60 yılı başlıklı oturumda konuşan çocuk en er ve aile, mülteci ve uyum bakanı Şıtam, göçün toplumu canlı tuttuğuna dikkat çekti eyalette farklı kültürlerden insanlar olduğuna dikkat çeken Ştamp, Köln'de belediyenin cuma günleri ezan okunmasına verdiği izini hatırlattı. Köln'de ezan okunmasına verilen müsaadeyle birileri de rahatsız oldu ama bunları tartışarak beraberce çözeceğiz ifadelerini kullandı. Camia TV mikrofonlarına konuşan Köln Belediye Başkanı Henry Ettareka da Köln'de yaşayan Türkiye kökenlilerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çekti. In Köln leben ja mehr als 100.000 äh, Menschen mit äh, türkischer Herkunftsgeschichte. Und äh, das ist mir ganz wichtig, dass sie ganz fest äh, zu unserer Gesellschaft gehören. köln Belediye Başkanı, verdiği ezan iznine de değinerek gelen tepkilere anlam veremediğini kaydetti. Für mich ist das eine Frage des Respekts, dass äh, einmal in der Woche... Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya 72 yaşındaki Batı Almanya'nın 60 yılının Türklerle geçtiğini aktardı. İş gücü anlaşması 60 yaşında. Batı Almanya ülke olarak, devlet olarak 72 yaşında. Yani 72 yaşın 72 yılın 60 yılı Türklerle geçti. Dolayısıyla Türkler bu ülkenin parçası tartışması tamamen fuzuli. Rakamlar tersini söylüyor. Kölün Belediyesi'nin bugün düzenlemiş olduğu göçün 60. yılı münasebetiyle Kölün Büyükşehir Belediye Salonu'nda güzel bir program icra edildi. Etkinliğe katılan ilk nesil Türkiye kökenliler de yaşadıkları zorlukları anlattı. Gittim yazıldım iş şu e, isteğim geldi e, geldim işte örneğin kalktım geldim artık ama iki tane çocuğum vardı onu on, on üç yaşında birisi altı yaşındaydı onlara buraya ...eşim gelemedi tabii ki yedi evet. senesinde e, şey Ağustos ayıydı ama pişman oldum dedim İstanbul'a gelince ha. her şey bitti diyordum ki çocuklar madayan yani benim eşim de... 68'de geldi, ve 74'te geldim. Ee, iyiydik ama biz iki sene çalışıp geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Çocuklarımız büyüyünce ilkokula başladılar, ondan sonra ortaokula başladılar. Lise ederken meslek yapınca biz kaldık burada. Eşim... Türk Filarmoni Orkestra ve Korosu, Folklor, Kafkas ekipleri de programda sahne aldı. Fransa'da İçişleri Bakanı Gerard Dermanan son dönemde sık sık kapatılan cami ve incelemeye alınan İslami kuruluşlarla ilgili yaptığı açıklamalarla medyanın önünde yer almaya devam ediyor. Dermanan son olarak dün yaptığı açıklamada kapatılan camilere yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Fransa'da bu yılın sonuna kadar 7 cami ve dernek daha radikal İslamcılığı savunduğu gerekçesiyle kapatılacak. Fransa'da bu yılın sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha radikal İslamcılığı savunduğu gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi. İçişleri Bakanı Gerald Dermanan yaptığı açıklamada Alon kentindeki bir caminin radikal İslam'ı savunduğu gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması kararından memnun olduğunu aktardı. Caminin yöneticilerinin bank hesaplarına da el konulduğunu ifade eden Dermanan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasından bu yana 13 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaştı. Dermanan, yıl sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha nefreti yaydığı ve radikal İslamcılığı savunduğu gerekçesiyle, kapatılacağını belirtti. Ülkedeki 2500 camiden 92'sine yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını ifade eden Dermanan, Eylül 2020'den bu yana 36 bin yabancının kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edildiğini kaydetti. Fransa'da bugüne kadar Müslümanlara ait birçok dernek çeşitli gerekçelerle feshedilmişti. Sart Valiliği'nden 25 Ekim'de yapılan açıklamada Alon'da 300 kişilik cemaate sahip caminin radikal İslam'ı savunduğu gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti. Paris yönetimi Ağustos'ta kabul ettiği ayrılıkçı yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yasayla ele alınan başlıca konular arasında kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor. Avrupa'da alışverişte bir dönem sona eriyor. 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle Maestro kartların kullanımının sonlandırılacağı açıklandı. Dünyaca ünlü Master Kart'a ait olan Maestro Kart sisteminin 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle kullanıma kapatılacağı açıklandı. Buna göre Master Kart'tan yapılan açıklamada bu tarihten itibaren bankaların Maestro Kart'ı çıkartamayacakları ifade edildi geçerli olan kartların ise son kullanma tarihine kadar kullanılabileceğinin altı çizildi. Mastercard, akıllı telefon veya saatle ödemelerin yapıldığı mevcut dijital dönemde Maestro kartların geride kaldığını açıkladı. Maestro ile online ödemelerin pek mümkün olmadığına değinilirken, bu nedenle mevcut sistemin yerini benzer fonksiyonların içereceği Debit Mastercard sisteminin alacağı aktarıldı. Maestro Kart, 1991 yılında piyasaya sürülen Mastercard'a ait uluslararası bir banka kartı. Bu kartla müşterilere yurt dışında da ödeme ve ATM'lerden para çekme imkanı sunuluyor. Kartı kullananların sayısı 5 yıl önce 650 milyonken mevcut durumda 400 milyona geriledi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.